Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sıradaki falımız akrep burçları için. Bakalım sevgili akrep burçlarının bugün bu ayki fallarında neler çıkacak? Şöyle yavaşça bir açalım. İlk önce sizler de bir görün, ben de bir göreyim. Şöyle bir çevireyim bakayım. Yani ilk başta açınca böyle bir ferah bir fal olduğu anlaşılıyor az çok. Hani böyle bir sıkıntılı bir fal çıkmamış. Ama böyle ana hatlarıyla sanki böyle bir şeyler var. Hani önemli olaylar olur ya. Bazen hani böyle gündelik her zamanki gibi olur. Ama sanki böyle ana hatlarıyla böyle küçük küçük çıkmamış hiçbir şey. Şöyle bir bakıyorum. Şimdi ilk dikkatinizi çeken şurada şey olmuştur. Bu hane özel hayat kısmında iki kişi böyle... Hani nasıl böyle iki keçi, hani inatçı keçi köprüde karşılaşır, böyle baş başa verirler ya, aynı onun gibi bir figür çıkmış böyle şey, bir inat durumu var. Bu ay içerisinde böyle aileden biriyle olabilir, arkadaşlarınızdan biriyle olabilir ya da işte eşiniz, partneriniz, sevgilinizle alakalı bir şey bu. Böyle inanılmaz bir inatçılık yapacaksınız. İki tarafta böyle... attığı adımdan geri gitmeyecek, inada bağlı belki de tartışmalar çıkabilir. Arada eğer ki ailevi şeyse çocuklar ve diğer kişilerin de etkilendiği bir durum olabilir. Ya da işte arkadaş çevresindeyse bile diğer arkadaşlar da etkilenebilir. İnsanlar kalmış arada çünkü başka biri kalmış gibi. Sizin bu inadınız yüzünden başka birileri de etkilenebilir bu durumdan. Ama böyle çok ciddi bir şekilde şey çıkmış, bariz bir inatçılık. İlişkilerde bazen olay öyle olur ya, hani bir şeye inada bindirmek kötüdür ama bazen de o yola girince kurtulmak çok zordur. Bence hani gereksizse geri adım atmayı da bilin. Boş boşuna hani sevdiğinizi, ilişkinizi yıpratmayın inat uğruna. Biraz mantıklı hareket edin. Siz bir adım geri alırsanız zaten o da geri gelecek. Hani siz inat ettikçe, inat öyle bir şeydir, tatlı bir şeydir. Siz inat ettikçe o daha çok inat etmek ister falan. O yüzden bir tarafın geri adım atması gerekir. Belki de ilişkilerde daha rahat etmeniz için. Bir de şurada çok ilginç bir şekilde bakın, böyle iki kişi el ele vermiş. Böyle dans ediyor gibi çıkmış. Böyle elleri kolları yukarıda çıkmış. Bence güzel bir haber olabilir ve öyle güzel bir haber ki böyle el ele tutuşup sevdiklerinizle, sevdiğinize ya da ailenizden birine, arkadaşınıza anlatıp böyle dans edebilirsiniz. Hani bazen şeydir ya, güzel haberlerden sonra gerçekten insan içi kıpır kıpır olur böyle. Şarkı söylemek ister, dans etmek ister. Çok güzel bir haber alacaksınız. Bence bu hani sizi ya da tüm aileyi de etkileyen bir haber olabilir. Çünkü hani tek başınıza değilsiniz. Başka biriyle de dans ediyorsunuz. Bu aileden ya da işte biri, arkadaş grubundan biri olabilir. Sizin adınıza da seviniyor olabilirler ama ailece de bir şey sevinebilirsiniz. Çok güzel çıkmış dans eden insan. İki tane çok böyle net bir şekilde çıkmış bu falda. Güzel bir haber var sanırım. Şurada böyle bir hamile bir kadın çıkmış. Şöyle bakın, karnı böyle kocaman. Hamile bir kadın. O kadının böyle önünde de bir ağaç gibi mi, bir çiçek gibi bir şey. Yani hani kısmetiyle, bazı bebekler kısmetiyle gelir ya, böyle çiçek de açmış gibi. Bazen haneye bir bebek gelir, arkadan da güzel güzel haberler gelir. Özellikle ben hep inanırım bebeklerin şans uğur getirdiğine inanırım. Mesela iş konusunda daha iyi bir iş bulunabilir, maddi gelirler artar, nafakasıyla gelir o çocuk derler ya. Bu aileden biri ise ya da sizin bebeğiniz olacaksa onun haberlerini alabilirsiniz ama arkasından çok daha güzel bir kısmet, bir haber daha gelecek. Böyle şen şakrak bir aile ortamı. Ya çok sevdiğiniz, yakınınız bir arkadaşınız olabilir bu ya da aileden biri, kız kardeşiniz, işte geliniz vesaire, ama hani böyle yakın biri sizle alakalı ya da yakınınız biriyle alakalı ve dediğim gibi bebekten sonra da bir haberle, böyle kısmetiyle, bereketiyle gelecek bir arka arkaya haberler çıkmış. Bu ay böyle güzel bir fal çıkmış bu. Yani bence şöyle bakınca sadece şu inatçılık çıktı en başta. Ama inatsa bu sadece, gerçek bir sorun değilse, bir taraf biraz daha olgun davranıp işte biraz alttan alırsanız onu atlatabilirsiniz. Bir de şurada bakın, çok bariz bir göz çıkmış. Göze gelebilirsiniz bu ay. Belki yaptığınız şeylerle, belki de hep arka arkaya güzel haberler alacaksınız. Bu sevineceksiniz, mutlu olacaksınız. İlla ki çekemeyen olabilir, illa ki kem gözle bakan olabilir. Öyle bir göz de çıkmış.
büyük ihtimalle hep öyle birileri vardır maalesef. Yine bakın burada bir insan var, böyle kafasını öne eğmiş, üzülüyor. Her şey okey bile olsa, sorun ne olursa olsun, böyle kafanızı önünüze eğip kafanızda böyle kocaman bir şey oluşmuş. Yani ya çok büyük bir soru işareti var kafanızda, çözemediğiniz, ne yapacağınızı bilemediğiniz, ya da hani yani cevabını biliyorsunuz, belki de bir çözülecek durum da yok, bir yaşanan bir şey var ortada, onu atamıyorsunuz içinizde, kafanızda onu büyütüyorsunuz daha çok. Bu ay böyle yine onu kurcalayabilirsiniz. Ben yani akrep burçları şeydir, yani bir konuyu tuttum ucundan sonunu zaten getirir. Akrep burçlarından o konuda korkacaksınız. Asla bir işi yarıda bırakmaz, çözer. Yani bir sır saklamayın ya akrep burcundan, yani onu muhakkak çözer. Kafasına koyduysa, büyüttüyse zaten ne yapar eder onu çözer. Kafanızda bir şey var. Birinin gizli olaylarıyla ilgili olabilir ya da gerçekten bir sorununuz vardır ama onu artık kafanızda daha da büyütüyorsunuz. Biraz rahatlamaya çalışın. Sorunları biz büyüttüğümüz için çok büyük gözüküyorlar. Yoksa bazen hani 6 ile 9 gibidir. Kimisi 6 görür, kimi 9 görür. Kimisi için 6'dır, yani daha azdır aslında o sorun. Kimisi için 9'dur, daha çoktur. Siz böyle daha küçük görmeye çalışın. Biraz kendiniz rahatlatın. Yoksa böyle hani kafanızda o kurduğunuz şeyi biraz daha büyütebilirsiniz. O da size biraz huzursuzluk verebilir. Etrafınızda böyle saklanmış, böyle küçücük duran ama böyle gözleri hani böyle kem gözlü biri var. Biri var böyle hoş değil. Ya arkanızdan bir şeyler söylüyor ya arkanızdan böyle kem gözle bakıyor ama siz bunu biliyorsunuz. Saklanıyor. Bu kişi saklanmış. Bakın şu arkada gibi duruyor ama siz de çok net farkındasınız bunun. O insanla ilgili böyle huzursuz, böyle sevimsiz bir şey duyabilirsiniz ama hiç önemsemiyorsunuz bence onu. Çünkü varlığının farkındasınız. Zarar da vermiyor ama böyle gizli saklı kendince arkaya saklanmış, hep sizi izleyen bir insan var, bir göz var. Şu sevilen insanların altına şöyle bir koyun gibi de çıkmış. Hani koyun adak derler ya, gerçekten hani böyle adak adadınız, çok istediğiniz, olmasını istediğiniz bir şey varsa belki öyle bir şey olacak. Hani altında da bir adak çıkmış, zaten el ele dans eden insanlar çıkmıştı, altında da bir koyun çıkmış. Belki de o kadar çok mutlu olacaksınız ki, o kadar uzun zamandır beklediğiniz bir şeydi ki bu. Hani böyle adaklarınızı adayacaksınız. İnşallah öyle olur. Bence bu fal böyle hani ilk baştan beri güzel ve temiz çıkmıştı. Böyle bir durum. Sadece inatçılık var. Ama dediğim gibi yani gerçek büyük bir sorun olmadığı sürece çözülemeyecek bir şey yoktur. Şöyle de bir bakıyorum. Yine o dediğim gibi sadece sorun. Böyle ana hatlarıyla çok çıkmış zaten her şey. Ana hatlarıyla böyle çok net çıkmış resimler. Şekiller daha doğrusu. Bir de bir tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Şöyle bir tabağımızı alalım. Bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızda neler çıkmış? Sevgili akrep burçlarının tabaklarında bakalım. Gibi hani böyle bir yatır mı derler diye, bir mezar taşına gidersiniz hani böyle dua ederler falan, bir şeye gidip dua etmişsiniz, böyle hani bir mezar taşı gibi bir şeye gidip böyle bir yerde çok dua etmişsiniz, onunla ilgili bir haber gelecek bence. Temiz bir haber var altta, böyle bakın böyle bir haberi var temiz, ama bu böyle bir bebek gibi de çıkmış, hamile kadın da çıkmıştı az önce, bebek haberi de çıkmış sanki. İnşallah hani güzel temiz bir haberdir. Burada yine bakın bir insan var, gözleri ve böyle etrafınızda sizi izleyen, gözleriyle sürekli sizi izleyen o kişi çıkmış enteresan bir şekilde. Şöyle bir bakalım. Şurada böyle bir köpek çıkmış sanki. Köpek de bir yere tırmanıyor açık, ilerliyormuş gibi çıkmış. Köpek dosttur. Ben ne zaman köpek görsem hani böyle dostlukla alakalı derim. Bir dostunuz, herhangi bir arkadaşınız, çok sevdiğiniz, böyle hani dost diyebilecek kadar sevdiğiniz bir arkadaşınız. Bu ay içerisinde böyle bir şey için çok çabalayacak ama yukarıya da tırmanacak. Arkadaşınızla ilgili, çok sevdiğiniz insanla ilgili güzel bir haber alacaksınız. Artık ne istiyorsa, neyle ilgili bir çaba gösteriyorsa böyle bir tırmanışa geçmiş. Güzel bir haberi var o kişinin ama onun o haberi sizi de mutlu edecek sanki. Temiz bir haber çıkmış. Şurada sanki iki kişi konuşuyor ama bir tanesinin böyle melek kanadı çıkmış.
Bu sizseniz eğer biriyle sürekli konuşup ona yardımcı oluyorsunuz. Yani onu böyle melaki gibi koruyorsunuz. Zaten hani maddiyattan çok manevi olarak ona destek vermek, zihnen rahatlatmak, psikolojisini huzur, hani psikolojisini rahatlatmak çok çok önemlidir ya, böyle bir dostla paylaşmak, onunla konuşunca her şeyi rahatlamanın şey yoktur, hani bedeli yoktur gerçekten. Birine böyle resmen kanat geriyorsunuz, melek oluyorsunuz. Onun karşısında onu o kadar çok anlayabiliyorsunuz ve ona o kadar çok destek oluyorsunuz ki böyle resmen melek kanadı gibi çıkmış. Sizin desteğinize çok ihtiyaç duyuyor. Bu ay içerisinde tekrar tekrar size gelebilir. Size sanki daha çok ihtiyacı olabilir bu ay. Ona daha çok destek olabilirsiniz etrafınızda, o sürekli akıl, fikir verdiğiniz, yardımcı olduğunuz insan size sanki bu ay daha da çok gelecek. Ama onun haricinde böyle bir bakınca güzel, bence burada da hani böyle yatır ve güzel bir haber, hani adak çıkmış, çok güzel bir haber. Burada da öyle çıkmıştı. Bence güzel bir ay, güzel yorumlayalım en azından biz, öyle de olsun. Benim gördüklerim bunlar. Siz de farklı şeyler gördüyseniz yorumlara yazabilirsiniz ama hani benim yorumum bu şekilde oldu. Umarım hepiniz için çok çok güzel bir ay olur. Güzel konuşalım, pozitif düşünelim. Öyle de olsun, hoşça kalın.